Anlatıyorum abi, hazır olun. Hocam ben şu Otos abla iptal ettim. Tekrar devreye soksam eder abi, ediyor zaten şu an ben Makoko. O zamandan. Hayır! Allah belanı versin Otoran. Şerefsiz. Anlatıyorum abi, hazır olun. İnanılmaz taktik. İnsanlığın başından beri işe yarayan taktik. Barney Stinson tarafından kullanılıp onaylanmış bir taktik. Abi taktik şu. Her şeyden önemlisi... Oha Ahmet baba. 31 ROS atılmış. Teşekkür ettik. Ben burada öleceğim bu arada. Şurada bir AFK bekleyelim bakalım. Yemezler! Yemezler! Artık subs yarışında ben de varım. Kick de el verdim. Oho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 h
Eyvallah, Oh eyvallah. Peki. yeah. Peki. 25 Uganda dinarı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. Gablon hoş geldin abi. Hoş geldin abi. 4 ay için çok teşekkürler. Zoretanin akne ilacı Oh günlüğü yeah. gün 13. Dudaklarda kuruma ve çatlama var. Ama ben hiç kullanmadım öyle bir şey. Nedense hiç benim sivilce sıkıntım olmadı. Tamamdır Zekfir. Aldım mesela. Aldım. Heh kızlar anlatıyorum. Abi. Tarihin en çok işe yarayan, en çok kullanılan. Bakın kız tavlama demiyorum. Bir kere kafadan şunu çıkarmanız lazım. Bir. Hanımefendilere karı kız gibi angutça isimler takmayacaksınız. Kız tavlama bilmem ne. Abadadadı. Böyle orta çağdan kalma tavırlarınız olmayacak abi. Her şeyden önce bunu bir kenara yazalım. Agresif dilci. İkinci ayımız mübarek olsun canımın içi. Her şeyden önce bu agresif tutumlarınızı bir kenara koyun. Libidonuzu ve pipinizi yavaşça yere bırakın. Oh Çünkü yeah. her şeyden önce başarı falan sonra bakacağım. Her şeyden önce hanımefendilerin de istediği şey insan gibi algılanıp insan gibi beraber zaman geçirmek. Efendime söyleyeyim. En önemlisi sabahlar olmayana kadar konuştukları zaman konuştukları şeyleri dinlemek falan filan. Bunlar en önemli şeyler bunlar. Yok yakışıklıymışsın bilmem neymişsin. Bunlar çöp. Bunlar çöp. Bunlar at çöpe. Kendini ifade edebilmen, özgüvenin olması bilmem ne falan. Neyse bu ön bilgiyi verdikten sonra şunu söylüyorum arkadaşlar. Dünyanın en işe yarayan taktiği Wingman taktiğidir. Yani bu niye coştu? Yani sizin bir tane arkadaşınız ya yeter orospu çocukları fitlemeyin. Bir tane arkadaşınız sizin wingman'iniz olacak. Yani ne yapacak? Önce hanımefendiye sizin ilginizden bahsedecek. Ama hani sizin haberiniz yokmuş gibi. Yani diyecek ki mesela Ayşegül bizim Mehmet var. Senden bayağı hoşlanıyor. Anladın? Şimdi bir kere ilginizi öğrendikten sonra hanımefendilerin zaten size bakış açıları bayağı bir değişir. Önce kafaya bir soru işareti gelir. Ulan acaba nasıl olur? Bununla bir şeyler yaşasak. Acaba. Çünkü biliyorsunuz ki dişiler her zaman doğada seçicidirler arkadaşlar. Partneri erkek değil dişi seçer. O yüzden yapacak bir şey yok. Bayağı iyi domine bu arada. Oyun güzel. Lucian sikecek bizi. Harika. Bu ne? Yedim ben onu. Kıpı. Kıpı. Tamam seçici onlardır. Bir kere bunu kafanıza yazın. Öyle. Ben bu kızı çok beğendim. Neden o beni beğenmiyor? Böyle bir şey yok. Bunu bir kenara atın. Böyle bir şey yok abi. Bunu yavaşça bir kenara bırakmanız lazım. Ben kızı beğendim o beni beğenmedi. Abi go next. Go next. Zamanını harcıyorsun. Go next ya. Sıradaki. Öyle bir şey yok. Zorla güzellik olmaz. Neyse. Arkadaşınız hanımefendiye ilginizden bahsedecek. Diyecek ki mesela. Açelyacığım. Benim bir arkadaşım var. Adı Arda. Ya da adı Bögeday. Seni çok beğeniyor.
Yani biz böyle yakın arkadaşıyım ben. Biz baş başayken senden falan bahsediyor. Anladın? Bu şekil. Hep senden bahsediyor, bilmem ne. İşte bir şans verir misin dostuma gibisinden. Böyle bir giriş konuşması. Ardından Nadas'a bırakacaksın ki kızcağız düşünsün. Araslamayacaksın köpek gibi. Kızcağız düşünsün. Kafa yorsun. Ulan acaba Ögeday benim için iyi bir erkek arkadaş olabilir mi? Efendime söyleyeyim. Bu tip şeyleri oturup düşünecek. Ondan sonra zaten ilgisi varsa kendisi döner. Tepkisini gösterir. Der ki böyle böyle iyiymiş, güzelmiş falan filan. Bu kadar. Godlike mı? Onun avradını sikeyim, bu ne? Allahu Ekber. Semihallahu Ekber. Öldüm. Görüşürüz. Görüşürüz ama. Baktılar her yer feedlenmiş. Baktılar her yer feedlenmiş. Diyorlar ki gidelim bir de Timo'yu sikelim. Takıma bakıyoruz. Nerede takımım? 3, 5, 5, 6, 1, 7. Güzel. 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 Yani olayın kısa özeti, öncelikle ilginizi belirteceksiniz. Ama Türkiye'de kızlar genelde karşı cinsten gelen ilgiye nasıl tepki vereceklerini bilmedikleri için direkt olarak senden gelirse bu ilgi, tepkisi şöyle olabiliyor. Of, salağa bak ya. Bu mu yani? Bu mu geldi bana? Ama düşünmek için vakti olursa, yani böyle mala bağladı o sahne var ya. Salağa bak ya sahnesi var ya. Ulan ne kaldı be adamda? O salağa bağladı sahne var ya. Ha, ananın avradını sikeyim. O salağa bağladığı sahneyi geriye atıyorsun. Yani kendi kendine yaşatıyorsun. Ama sen yanındayken böyle yani gidip ya ben senden bayağı hoşlanıyorum dediğin zaman ne bok yiyeceğini bilmediği için bazen şey olabiliyor. Ya bu ne ya, bu gerizekalı mı geldi bana, yani bu muymuş yani hakkım şeklinde ani tepkiler verebiliyorlar. Aman abi siz öyle olmayın. Temkinli yaklaşın. Düşünmesine zaman verin. Bayağı iyiymiş. Düşünmesine zaman verin işte. Otursun, düşünsün, taşınsın. Ondan sonra olursa olur zaten. Olmazsa da ağlamayın amına koyayım. Olay bu. Olay bu. Anladı mı herkes? Chat anladı mı? Efendilik eşittir kaybetmek. Tamamıyla yalan. Günün sonunda hep efendiler kazanır abi.